Herkese merhabalar. Kurban Bayramı öncesinde herkesin sıklıkla yapmış olduğu hatalardan bir tanesi derin donduruculara yanlış şekilde et yüklenmesidir. Ben sizlere kısaca bunlardan bahsedeceğim. Kurban Bayramı'nda eğer 0-1 derin dondurucu kullanacaksanız bu derin dondurucuyu 24 saat öncesinden bir kere çalıştırmış olmanız gerekmektedir. Daha sonra kesmiş olduğunuz eti oda sıcaklığında belirli bir süre beklettikten sonra, bu ortalama 4 ile 5 saat arası bekledikten sonra içerisine birdenbire yükleme yapmayacaksınız yine. Aralıklarla yükleme yapacaksınız. Çünkü derin dondurucunuz birdenbire içerisine yüklenmiş olan kan sıcaklığıyla beraber etin sıcaklığı yüksek olduğundan fazla çalışmaya başlayacak ve dolayısıyla motor sisteme yağ basacak. Bunu ortadan kaldırmanız gerekmekte. Eğer derin dondurucunuz daha önceden kullandığınız bir derin dondurucuysa, onun içerisine yine ortam sıcaklığında beklemiş etlerinizi yine azar azar koymanız gerekmekte. Kurban eti kesilir kesilmez kesinlikle derin dondurucunun içerisine koymayınız. Onun vücut ısısının düşmüş olması gerekmekte ve ortam sıcaklığında beklemiş olması gerekmekte. Derin dondurucunun lambası kırmızı yanacaktır. Çünkü soğutma yetersizliği hatası verecektir. Soğutma eğer kapağını sürekli açmazsanız kısa zamanda bitecek ve kırmızı ışığın söndüğünü göreceksiniz. Cihazınızın kapağını sürekli açıp bırakmayın. Etleri de oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra içerisine koyun. Eğer derin dondurucunuz boşsa 24 saat öncesinden fişe takıp içerisini ondan sonra aralıklarla beraber doldurun. Kurban öncesinde mağdur kalmayın. Herkese şimdiden iyi bayramlar dileriz.